Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Lidar datasını Python'da nasıl atabiliriz buna bakacağız. Ben bilgisayar ortasının içerisinde, script'in içerisinde LidarData.read'sinde bir dosya oluşturdum. Ve Python için tanımlamamı yaptım. Ardından eklememiz gereken ilk çıkan import Rospy ve sensörden gelen mesajı okumak için sensör msg.msg. Tabii şurada yanlış yazmıyorum. Import laser scan mesaj türünü import etmemiz gerekli. Ardından main bloğumuzu oluşturacak olursak rospy nokta initNode ve de bizim burada nodumuzun ismini de örneğin lidar çekimi isimlendirelim. Çok önemli değil. Anonimiz true olarak 50 diyelim. Ardından rospy nokta subscribe bizim yayınlanan mesajımızın konusu laser scan'dı. Hatta şöyle bir başından slash vardı. Bizim mesaj türümüze laser scan demiştik. Yayınlayacağımız bu veri geldiğinde çağrılacak fonksiyonda scan callback şeklinde isimlendiriyorum. Ve son olarak da Rospy spin ile döngünün devam etmesini, sürekli veri almasını söylüyorum. Def ile scan callback fonksiyonumuzu oluşturalım. Ve buraya da gelen data da scan olarak alalım gelen datayı. Bu datayı öncelikle şu şekilde print ile gelen datayı direkt bir ekrana bastıralım biz. Direkt scanlememiz bunun için yeterli olacaktır. Şimdi bunu kaydettikten sonra chmod ile çalışılabilir hale getirmeniz gerekiyor. chmod rtx rtx çalışılabilir hale geldi. Ve de tablet yapması. Rus launch beginner tutarısının içerisinde lidar olarak isimlendirmiştik. lidar.launch dosyamızı çalıştıralım. Evet, geldi. Şimdi yeni bir terminal açıyorum. Rootsa beginner tutarısının içerisinde lidar launch dosyamızı şurada import ederken bir hata yapmışız. Burası ne olacak? Ve çalıştırdık. Gördüğünüz üzere Rose Topic ile dinlerken aldığımız verinin birebir aynısını bu şekilde de almamız mümkün. Peki biz bu fazlalıklardan kurtulmak istiyoruz. Yani bizim asıl ihtiyacımız olan kısım şu kısım. O zaman yapmamız gereken şey aslında çok basit. Scanledikten sonra hatta bu kısım bu şekilde kalsın. Bunu satır haline getireyim. Print diyorum. Scan nokta alacağımız bölümün ismi range'di. Bunu yazacak olursa bu bize sadece bu bölümü vermiş olacak. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bakacak olduğumuz zaman şu parantez aralarında sadece bunu bu kısmı bize verdiğini görebiliyoruz. Hatta daha güzel gözükmesi açısından şuraya eksken de diyebileceksiniz. Şu şekilde tanıma yapmamız mümkün. Bilemedik mi? Kaydetmedik mi? Kontrol seyredelim. Tekrar çalıştıralım. Verimiz nerede geçiyor? Evet, şurada. Bu şekilde daha güzel bir şekilde göstermemiz mümkün.
Şimdi bu dataların nasıl işleneceğini, kullanacağını burada anlatmayacağım. Hatta şunu yapalım bile. Tekrar nesne ekleyelim. Ve eklediğimiz nesnenin aslında burada gözüktüğünü benzer şekilde görelim. Bu dataları nasıl işleyebiliriz, nasıl anlamlandırabiliriz bu videoda bunun detaylarına girmeyeceğim. Siz kendiniz araştırma yaparak bu datayı kendiniz kullanabilirsiniz. Bu sonuçta bir matris. Bu matrisle işlem yapıp istediğiniz her türlü işlemi yapabilirsiniz. Bunun için farklı kütüphaneler bulunmakta Python'da. MATLAB kütüphanesi ve özellikle de NumPy kütüphanesi kullanmanız gereken kütüphaneler. NumPy ile bu veriyi işleyip daha anlamlı hale getirmeniz mümkün. Bunları siz kendiniz araştırıp bakabilirsiniz. Ya da benim uygulamalar ile ROS eğitimime bakacak olursanız orada daha derinlemesine bu konular anlatılmakta. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.